İnanın ben de çok merak ediyorum. İnanılmaz merak ediyorum. Yani evden gelirken işten eve giderken Şükür'ü düşünüyorum. Gözleri hiç gözümün önünden gitmiyor. Şimdi sevgili Fatma sana soracak çok sorum var. Çok merak ettiklerim var. Ama önce şunu sormak istiyorum. İçerideki notlarımı alabilir miyim lütfen? Yani sizin hiç kalemlerimi de alayım. Kalemlerim benim için önemli. Hiç mutlu olduğunuz bir gününüz olmadı mı? İşimle mi? Evet. Yani çocuklarla birlikte. Olmuştur dedim hanım. Yani ne zaman? 25 sene nasıl geçti bilmiyorum. 25 yıllık evlisiniz. Evet. 15 yılından sonra Şükür ortalıklarda. Aynen. 15 yıllıktan sonra kızımı kaybettim mesela. Evet. Ama... İlk 15 yıl her şey yolunda mıydı? Her şey iyi miydi? Yok dedim ama hiç bir yere gelip de bir mesela pikniğe gidersin, bir işe gidersin olmadı. Yani öyle toplanıp da bir yere gittiğimiz olmadı. Şimdi Şükür'ün elimizde olan başka fotoğrafları da var. Onu da izleyicilerle paylaşacağım. Aynen. Çünkü Mustafa diyor ki işte Almanya'ya bir yere yurt dışına götürmüş, Fransa'ya götürmüş olabilirler. Sağ ol Gökhan'cığım. Dolayısıyla onları ben yine fotoğrafları da bir klip haline getirdim. Ekranlara getirmek istiyorum. Bir ümit. Aynen. Bir ümit. İnşallah babasının dediği gibi, Mustafa'nın dediği gibi hayattadır. O fotoğrafları yayınlayacağım. Daha ekranda yayınlamadığımız başka fotoğrafları da var kızımızın. Instagram'da da yayınlayacağım. Ama yani ikinizin babası arkadaş, cezaevi arkadaş. Evet. Siz birbirinizi severek mi evlendiniz? Yok Didem Hanım, sadece babam gelin şeyiyle. Hiç Mustafa'yı sevmedin mi? Yok, sadece babam gelin şeyiyle nişanlandık. Sonra babam ayırmaya kalkınca ben ayrılmadım. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuldun der ya, aynı öyle tutuldum ben, başka bir şey olmadı. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuldum, farkında değilmişim. Yani... Aslında sen biraz evden kurtulmak için. Evet. Bu evlilik... Onu şey etmiştim ama değilmiş. Daha beteri varmış yani. Beteri var derler ya. Yani ona çatmışım ben. Onu ikimiz de biliyoruz da. Aynen. Bazı şeyleri konuşamıyoruz. Yani beteri var derler ya. Daha beteri varmışmış. Ev beterdi. Yani... Mustafa da beteriydi. Öyle mi? Evet. Yani Mustafa? Çektiğimi ben biliyorum orada. Çektiğini sen biliyorsun. Evet. Sonra işte kayınamgilden ayrıldık, ayrıca rahat ettim. Çocuklar büyüsün, rahat edeceğim derken bu sefer de kızımı kaybettiğimi farkında değilim. Yani çocukların büyümesini çok istiyordum ama olmadı. Çocukların büyüdükten sonra niye kaçıp gittin de çocukları dönüp de bakmadın arkana? Hı? Ben çocuklarıma devamlı bakıyorum. Çocuklarımı ben büyüttüm zaten. Tabii devamlı konuşuyorsun değil mi? Çocuklarımı ben büyüttüm. Şurada 4 aydır konuşmuyorum çocuklarımla. Şu bir haftadır evdeki köydekileri de soğuttun değil mi bana? Ne soğutacağım ben seninle çocukları evden? Ben çocuklarla benimle konuşmuyor ki, ne soğutacağım ben seninle çocukları? Çıkarttıracağım ben konuşmadıklarını. Çıkarttır. Sen onu çıkarttır sen. Sen sanki şeyde telefon şeysin, her şeyimi çıkarttır sen benim. Valla çocuklar yok. Bence ikinize de kızgın. Çünkü yani hem Şükür'ün ortada olmadığı ile ilgili inanılmaz şeyler duyuyorlar. Ve kardeşlerinin öldürüldüğünü izliyorlar. Hem de yani sen annesi yanlış bir şey yapmış da yani göstermedim diyorsun. Ama annesinin böyle kim görüntülerinden anladım? Bahsediyorsun çocuklara. Çocuklar ne seninle görüşür ne seninle görüşür. Niye görüşür? Benimle görüşmeler değil mi? Ben 20 küsür. Bana onu demek istemedim ben burada. Ne diyorsun? Hani çocuklarımın büyümesini istiyordum, bilmem nesini istiyordum. Mutlu olmamış, istemeyerek evlenmiş. Mutlu olmamış da 25 sene nasıl durmuş Didem Hanım? İşte uzun bir zaman. Nasıl durmuş ya? Beteri var diyor. Ya buradan kaçarken diyor doluya tutuldum diyor. Ya doluya tutuldum, 25 sene niye doluya tutulmuş madem? Arka arkaya çocuklar olunca ben sor. Ben soruyorum kendisine, 25 sene niye tutuldun madem? Madem 10 sene öncesi bu kızın kayıp olduğunda niye doludan kaçmadın? Kaçamadım demek ki. Nasıl kaçamadın? Kaçamadım. Çünkü ama suçlusunda kaçamadın. Keşke kaçan ve devlet alsaydım. Çocuklarımla devlet alaydı. Niye kaçmadın? Perli perişan büyümezlerdi çocuklarım, evet. Sen bu ondan yana burada çok şeyim var canım. 18 yaşına girince çıkınca bilmem ne. Ben cezaevindeyken niye gitmedin? Ben i̇şte. Baktığımda bunlar tamam. Var. Niye çıkmış gitmedin ha? Niye çıkmış gitmedin? Demek ki bu sevgililer o zamanlar bulamamışım. Bulaydım giderdim. Ya bak ben senin sevgilinden bahsetmek istemiyorum burada. Çıkardın ya sevgililerimi. Bana burada gerçekleri konuşalım bak. Gerçekleri. Ne gerçek? Çocuğu cicuğu bilmem ne. Gerçekleri konuşalım gerçek burada. Gerçek ne? Gerçekleri anlat burada. Sen de anlat ben de anlatayım burada. Konuş. Bunun her şeyi vardı. Bana herkes diyordu. Sevgilisi var, karısı var, kızı ya var. Ya bırak sevgiliyi. Sevgiliyi bırak. Nedense eliniz lafına inanmıyorum. Ben size bunu söyleyeyim.
Yani el bana sen ne dedi? Sevgilisi vardı diyordu Mustafa'nın. Evet, evet, her şeyi diyorlardı. Ne diyorlardı? Yani ben dışarı çıktık sıra hepsini diyorlardı. Yani sevgilisi var, şeyi var. Sen görmüyor musun sevgilisi yok, var mı yok mu? Yok görmedim Didem Hanım. Ama ben sevgilini gördüm sonra, ama. Ben o mesela batırmadan ama. Önce sevgililer hepsi varmışmış. Gittiği kadına varmışmış. Ama ben ya sevgililerin vardı duyduğumda niye bırakıp gitmedin o zaman? Anası bilen dedi bana. Niye bırakıp çocuğu getirdin? Varmış, ev yapmamış, tam yapmamış dedi. Anası bilen dedi bana. Başka bir çocuk, kadından evet. Çocuğu mu varmış? Öyle dedi yani. Anası kendi ağzıyla dedi bana. Ama ben inanmadım. Ben inanmadım. Annesi söyledi. Çünkü annesi güveniyordun bana. Ne zaman dedi? Şükür bana. Hayatta mıydı? O zamanlar hayattaydı. O zamanlar hayattaydı. Ya batırmadan önce yani, batırmadan önce. Sevgilileri var. Anne bu evet. Ya kayınvalidenle gibi bunun sevgilisi var. Ne diyor peki sevgilisi varken? Bırak git mi diyor? Yok yok. Sevgilisi varmışmış. Ben paraları onunla yediniz, batırdınız. İkiniz batırdınız diyordu yani. Paraları beraber yemişiz, batırmışız. Benim paraları nerede batırdım? Mallar nereye gittiği belli benim. Belli. Şimdi para bul meselesine sonra gerekince konuyla ilgisi olursa konuşuruz ama mevzum şükür. Aynen. Evet. Tamam mı? Şükür yani. Ama sen bana dün bir şey söyledin. Aynen. Şimdi sevgilileri vardı diyorsun. Ya dedim ama ben inanmadım. Çünkü ben inanmadım. Ben size söylüyorum inanmadım. E nasıl inanmıyorsun bak, yani? Milletin dediğine Didem Hanım, inanmadım. Gözümün dedi demek ki kapalıymışmış Didem Hanım, geçen gün burada dedi ki Isparta'da yakın eve biri çıktı geldi dedi değil mi? Ben inkar ettim mi? Evet. Doğru dedim geldi dedim. Hı-hı. Ama şimdi önden madem şimdi niye bir şimdi diyor? Yani babasının böyle yeğenini ortaya attığı gibi niye şimdi diyor yani? Benim anlam açık. Benim vicdanım ben rahat. Ben inanmadığımı söylüyorum. Benim inanmadığımı. Vicdanım rahat burada. Yani sıkıntı ben evladımın yaptığını inanmadığımı söylüyorum Didem Hanım. Yani ben bundan şüphelenmediğimi söylüyorum. Eğer sen onları duyduysan bana söylediğin şeyden dolayı senin Mustafa'dan. İşte inanmadım yani ben aynısını size dediğimi tekrar yani şey ettiğim için ben inanmadım. Gökhan, o tarafa inanmadım. Şunu vereyim Gökhan alırım. Çünkü gözümle görmedin ama ben gördüm ama. Sen gör. Ben gördüm ama. Sen gör. Sadece mesaj İstediğin gördüm. İstediğin itiraya at. Şey. Sıkıntı yok. Benim için de şu gerçekleri bir çıkar piyasaya bir. Evet çıkar. Bilmediğimiz şeyleri bir çıkar. Ben bak buraya geldiğimden kafamda laklı bu. Çıkar mı şeyleri? Araştırıyor. Ben de sevgilerimi araştırıyor. Ben, araştırıyor. Ben bir şey yaptıysam yaptı diye açıkla. Fatma. Açıkla da benim şöyle bir vicdanım bir rahatlasın şöyle. Bir dakika. O söz senin sözlerinde sürekli böyle öfkelendiğin zaman ağzından çıkan cümlelerde Mustafa'nın gözlerine baktığın zaman ağzından çıkan öyle cümleler var ki. Biliyorum dedim. Hepsi yayınlıyorsunuz görüyorum. Öyle cümle. Yok ben hepsini toplar diye yayınlayacağım şimdi. Önce şey. Instagram'a koyalım o görüntüleri. Hangisi yani bir şey Fatma'nın yaptığı açıklamaları bir cümleleri. Yayında satır aralığında söyledikleri. Hepsi o kadar çok acayip şeyler içeriyor ki sözler. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi şu anda. Bunu öyle otelde bilen yaşatmam. O otelde bilen onlara gezdirip de dolaştırmam. Eğer bilsem ben bunun her şeyini çıkarttırırım. Hayır. Yani benim yaşantımla 25 senedir çektiğimi ben bir anda çıkarttırırım. Otelde nasıl yaşatmayacaksın beni? Çıkarttırırım. Yani bir kıvılcım daha bilsem çıkarttırırım. Bilmiyorum. Eğer neyi biliyor? Her şeyleri biliyorsun ama gerçekleri nerede nasıl kayıp ettiğini. Neyi biliyor? Nereden kimelere gönderdiğini. Tamam sen söyle bildiklerimi söyle. Kimlerle sevgililerini yaptığın evet. Her şeyini bunu biliyorsun ama çıkaramıyorsun. O sevgililerimi bir türlü ağzından o kelimeyi bir çıkaramıyorsun. O sevgililerimi ya bak, ilkin çıkmış ben ne diyorum bak. Ben bir şey İlkin yaptıysam. İlkin diyorum o sevgililer çıkmış bak, bana diyorum ben de. Gözüm açtılar. Bak ben gözüme kayıp ettiysem evet. Ben bir öldürdüysem veya bir şey ettiysem açıkla burada. En son götüren burada. Sensin. Açıkla en son ya. Götüren sensin. Bak ben bir şey yapmadım, götürmedim, getirmedim, her şeyi bilip durun ama benden kurtulmak için, beni çıkarttırmak evet. İçin her hiç şeyi yapıyorsun burada. Hiç umurumda değilsin valla, hiç umurumda değilsin. Bütün iftira yapıyorsun hiç burada. Hiç umurumda değilsin. Şimdiye kadar nasıl umurumdaydın lan? Hiç umurumda değilsin. Nasıl umurumdaydın? Hiç umurumda değilsin. Şimdiye kadar şartan. Nasıl durdun lan? Sevgili bu kardeşin çok... duymayaydı yine çıkarmayacaktın. Çıkarmayacaktın. Yine hayatına devam edecektin. Çıkarmayacaktım çünkü arkamda sırtımda kimse yoğudu. Nasıl yoğudu? Yoğudu. Nasıl yoğudu? Baya baya yoğudu. Kim vardı? Baban anan, baban evi sana kaç kilometre? Kaç kilometre? Kaç kilometre? Ben baban bile yoğudu zamanında. Yarım saatlik yok. Bilip de gidemedin mi? Ben her gün, her beni gün sana bizim Şarkıcı ilçesinin, herkes Şarkıcı ilçesinin pazarına gidiyorsun. Her taraf polis kaynıyor. Niye o zamana gitmedin? Ne demek beni sana yaktığı için yok hayatımda babam? Yani kaçtırdın Didem Hanım. Ya, ya ben mi kaçırdım seni? Sen ben askerdeki kendin çıkıp gelmedin mi bu bankdan kurtulup da? He? Ben seni seviyorum deyip de sen çıkıp gelmedin mi benim evime? He? Yani bununla tanıştırdığı için, bana gösterdiği için. Mustafa'yı pek nasıl bir adam olduğunu anlamadınız mı o yok, zaman? Yok Didem Hanım. Anlamadım. Baban da mı bilmiyordu? Askerdeydi. Hiçbir zaman kötülük yapmadım, hiçbir zaman dövmedim, hiçbir zaman hakaret etmedim buna. Her şeyini saklamışlar. Fotoğraf istiyorum, fotoğrafı yok. Ondan sonra üst çamaşır istiyorum, çamaşırı yok. Hiçbir şeyini ama göster. Ama şimdi 80 yaşındaki bir kadınla ilgili, gerçi oradan şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle beraat ediyor. O zaman ne bileyim, bilmiyorsun. Ama baban seni uyarmış ama demiş ki bak yok, böyle bir şey var. Yok, beraat söylemedi.
Yalan konuşma. Bana söylemedi. Yalan konuşma. Bana söylemedi dedi bana. Ben neden sonra oraya gittim? Ben askerdeyken bana şu maçta böyle böyle dedi babam diye sen değil miydin askerdeyken? Çünkü 80 yaşındaki bir kadını özür dilerim yani öldürme nedeni olarak da istismar diyelim. 80 yaşındaki bir kadını zorla sahip oluyor iddiaya göre ama arkasından da şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle. Şimdi o yargılamanın detayına girmeyeceğim. Yani bir, böyle ben bir iddia iddia yok demiyorlar. Ama delil olmadığı iddiasıyla da beraat ediyor. Yani babam bana söylemedi. Yani ben sen 80 yaşındaki...